Evet, Atamca kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yine ekonomi. Zengin millet, fakir devlet olmaz. Zengin dediysem, öyle herkesi değil, üç kağıt ekonomisinden zengin olanlardan bahsediyorum. Faiz, dolar, borsa zenginlerinden bahsediyorum. Zengin ile fakir arasında devasa bir uçurum oluşursa o ülkede adalet ve sosyal barış olur mu? Olmaz. Hem gelmekte olan ekonomik krizden hem de sosyal barışı tekrar tesis etmek için Türkiye'nin çok acil önlemler alması gerekiyor. Vakit kaybetmeden. Gün yeni bir hem milli hem ekonomik savaş verme günüdür. Türkiye ekonomik olarak döviz, faiz, enflasyon, siyasi olarak da BK sorunu yaşar hale gelmiştir. Olağanüstü günler yaşayan Türkiye'nin derhal olağanüstü önlemler alması gerekir. Can acıtıcı önlemler hem bir de. Mesela başlayalım. Bu zor dönemde ülke için faydalı olan hiçbir şirketin batmasına ya da yabancıların eline geçmesine izin verilmemelidir asla. Döviz kurlarının yükselmesi sonucu fabrikalarımızın, arazilerimizin 3.30'a yabancı sermayenin eline geçmesi engellenmelidir. Sıkıntıya giren işletmeleri derhal kamulaştırmak lazımdır. Yabancıya toprak satışı yasaklanmalıdır. Bugün kasamıza 3 kuruş para girecek diye yarın, yarınımızı geleceğimizi satmanın anlamı nedir? daha serti. Dışarıda dışarısı için moratorium, içeride ise konsolidasyon seçenekleri değerlendirilmeli ve bunlar gündeme alınmalıdır. Çok çarpıcı bir söylem söyleyeyim. Döviz bulundurmak yasaklanmalı. Türkiye'de dolarizasyonun başka türlü önüne geçmek artık mümkün değildir. Evet, ne serbest pazar ekonomisine, ne de kapitalizme uygun değildir dolarizasyonun yasaklanması. Lakin başka çarede kalmamıştır. Şöyle bir geriye dönüp bir 50 yıla, 100 yıla bakın, Türk halkı dolar tutmaktan hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Sebep hükümete güvenmemesidir, enflasyona güvenmemesidir. Vatandaşın güveni döviz ve altındır. Ya da döviz kurlarının baskılanması için hazine ve devlet bankalarından ithalat hariç vatandaşa döviz satışı durdurulmalı. Döviz bulundurmak yasaklanmalı. Bulunduranlara el koymak dahil cezai yaptırımlar uygulanmalı. Tüm döviz ile yapılan sözleşmeler gerek kamu gerek özel günlük mevcut kurdan TL'ye çevrilerek ödemeler kapatılmalı. Başka yolu yoktur. Kamu ve özel sektör maaşları da arasında devasa bir uçurum vardır. Bunlar birbirine yaklaştırılmalı. Özel sektör ve kamu sektöründeki maaş uçurum farkı giderilmeli. Kamuda bir şoför 5 bin lira, 6 bin lira bir maaş alırken özel sektörde çalışan kişiler Asgari ücrete 2800 liraya 3000 liraya talim ediyor. Arada bu kadar devasa bir uçurum olmamalı. Ücretler hiç olmazsa bu kriz geçesiye kadar hem birbirine yaklaştırılmalı hem de dondurulmalı. Sesek abi batacak. Aynı uygulama, benzer uygulama emekliler için de getirilmeli. Bir tarafta 1250 lira, diğer tarafta 7000 lira emekli aylığı alan, maaş alan emekliler var. Ya bu gıda fark olur mu? Yüzde 300, yüzde 500. Neymiş? Birisi kamu işçisi, kamudan emekli olmuş. Birisi ezel sektörden emekli olmuş. Birisinin sigortasını devlet yatırmış. Birisi, birisi kendisi yatırmış. Sigortasını devletin yatırdığı bin lira, özel sektörün yatırdığı... Hatta devlet yatırmıyor bile. Yıl sonunda çoğu zaman konserde ediyor. hazineden karşılığı veriyor. O adam 7 bin lira alırken boğazından keserek yatırdığı primden dolayı bir diyelim 1200 lira, 1500 lira maaş alıyor. Ya böyle adaletsizlik olur mu? Bu rakamlar birbirine yaklaştırılmalı. İlaveten hem memur hem de işçiye maaş bürüt olarak kesintisiz ödenmeli. Yani bürüt maaşı ne? Asgari ücretin 3500. 3500 lira ödeyeceksiniz. Memur ya da işçi. Vergi ya da sosyal güvenlik kurumunu kuruma kendisi ödeyecek. Kamunun sigorta primi ve vergileri konsolidasyon yoluyla hazineden yani reel vergi ve prim ödeyenlerin vergilerinden karşılanma yolu kapatılmalı. Adam maaşını aldı mı bürüt? Gitsin sigorta primini yatırsın, gelir vergisini kendisini ödesin. Yatırmadıysa sigorta primi emekli olmasın arkadaş. Birisi sigorta primi yatıracağım diye canı çıkar, günü öder. E bir diğeri uyanıktır, Üç sene, beş sene bekler ondan sonra devlet bir af çıkarır, verir üç kuruş, öder geçir. Ya böyle bir şey olur mu? Buna can dayanır mı ya? Batar tabii sigorta. Vergi af ve sosyal barış. Küçük esnaf ve zaten bir müddetten beri sigorta primlerini ödeyememekte. Borcun yeniden yapılandırılmasının vallahi hiçbir anlamı yok. Yine ödeyemeyecek. Zaten bulunduğu ayın primini ödeyemeyen küçük esnafın aynı zamanda tekrar yapılandırılarak borç ödemesi hiç mümkün değil efendim geçiniz. Ödenmeyen aylara prim affı getirilerek bu borcu silin ve bu ayların emekliliğe sayılmamasını da sağlayın. Şu adalet böyle olur. Bir kereye mahsus olan duran varlıklara yani ikinci evlere, yazlıklara Hat, ve hatta ikinci araçlara bir ailede ikinci araçlara ikinci evlere yazlıklara servet vergisi getirin. Bir milyon liranın üzerinde olup sadece faiz geliri için banka adı tutulan paralara en az yüzde on yirmi stobaj vergisi getirin. Paranın yani bir kısmına el koyun. Sosyal yardım kuruluşlarından haksız gelir elde edenler çok bu ülkede. Babadan kocadan üç farklı maaş alanlar var. Bunlar tespit edin, ayıklayın. Ve aldıkları diğer maaşları da, haksız aldıkları maaşları da geri alın. Çatır çatır alın. Dinsizliğin hakkında ne demişler? Atalarımız imansız gelir. Bu Üç tane maaş alanlar diğer SSK Bağkur emeklilerinin hakkını gasp eden, onların tasına kaşık uzatan kişilerdir. Alın geri. Kamu küçültülmeli. Hem de derhal düğmeye basmalı. Öncelikle millete teşvik olması açısından milletvekili maaşları yarı yarıya düşürülmeli. Kamuya personel alımı üretim sektörü hariç durdurulmalı. İmam, müezzin, öğretmen, kapıcı, odacı, şoför, eksik personel kurum içerisinden karşılanmalı. İş alımlarda mülakat kesinlikle kaldırılmalı. Her kurum personelinden bugün ne iş yaptın şeklinde günlük yazılı beyan almalı. Ve bu beyanlar arşivlenmeli. Ne yaptın sen bugün arkadaş? 30 gün ben sana kamuda çalıştığın için 5 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira maaş veriyorum. Sen bunun karşılığında bana ne yaptın? Yazılı, belgeli, imzalı koy ben onları arşivleyeceğim. Bir sürü bedavacı adam var kamuda. Bankamatik. Bunlar derhal kapı dışarı etmeli. Tüm makam arabaları derhal satışa konmalı. Kurumlar için araç ve şoför havuzu oluşturulmalı. Ya sana araba mı lazım? Bir gün öncesinden ilgili makama müracaat edip havuzdan araba tahsisi isteyeceksin arkadaş. Ya ben görüyorum. Benim iş yerime makam arabası makam şoförüyle alışveriş için Şoförlerini gönderiyor makam şoförleri. amirler. Lan bu ne saltanattır ya. Bu ne saltanattır ya. Buna can mı dayanır ya. Vallahi padişahlık düzeni gibi bir düzen bu. Türkiye eşi benzeri olmayan bir krizin içine gitmektedir. Bu bağlamda kritik düzeyde olmayan tüm yabancı işçileriyle Türkiye'ye iltica etmiş ya da sığınmacı olarak bulunan tüm yabancı uyrukluların ülkeyi terk etmesi için zorlayıcı tedbirler alınmalı, hatta olmazsa kanun çıkarılmalı. Aciliyet ve önem atfedenler hariç, yurt dışı geziler, seyahatler, haç, umre dahil bir müddet bu krizden çıkasıya kadar yasaklanmalı. Ülke çöktüğünde vallahi hepimiz altında kalacağız. Bunlar benim hemen şimdi aklıma geliverenler. Hiçbir şey yapmayarak ya da denenmişi defalarca yaparak bu krizden çıkışın imkanı yoktur. Yoktur. Her gün daha kötüye gidiyoruz. Yeni bir kurtuluş savaşı. Yani yeni bir ekonomik kurtuluş savaşı yapma zamanıdır. Siyasilere bedeli olacak mıdır? Olacaktır tabii. Ama şahsı adına bedel ödemekten kaçınan siyasetçi de vatansever değildir, vatan hainidir. Bugün biraz öfkeli konuştum. <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.